Ekim ayında 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edecek. Davetliler arasında Türkiye de bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği yeni oluşumun amacı Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerle yakın ilişkiler kurmak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı yapılacak. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden hemen önce gerçekleşecek. Toplantıya 27 Avrupa Birliği üyesinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Moldova ve Balkan ülkeleri de davet edilecek. Gündemde Ukrayna Savaşı, enerji krizi ve ekonomik gelişmeler olacak. Liderler ikili görüşme de yapacak. Avrupa Siyasi Topluluğu fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Savaşı'nın ardından gündeme getirmişti. Amaç Avrupa Birliği ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin birliğe üye olmak yerine aynı çatı altında birleşmesini sağlamak. Böylece 10 yıllar alabilecek üyelik sürecinin beraberinde getirdiği aksaklıkların da önüne geçmek hedefleniyor. Avrupa Birliği Avrupa'yı düzenleyen tek kurum olamaz. Şu an sizlere Avrupa Siyasi Topluluğu diye tanımladığım yapıyı oluşturmak tarihi bir yükümlülüğümüzdür. Bu yeni Avrupa Kurumu, demokratik Avrupa milletleri için siyasi işbirliğinde, güvenlikte, enerji, ulaşım, yatırım, altyapı ve dolaşım gibi alanlarda işbirliği için yeni bir alan açacaktır. Avrupa Siyasi Topluluğuna katılmak Avrupa Birliği üyeliğini garantilemek anlamına gelmeyecek. Topluluk 6 ayda bir araya gelecek. Bazı siyasi analistler bunun Putin'e karşı geliştirilen yeni bir oluşum olduğu görüşünde. Ülkeler bu sayede üyelik süreçlerini aceleye getirmeden Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurabilecek.